Ben kadınların tartışmalarının heykel üzerinden değil de Meriç Nehri sınır oluşturan bir nehir olduğu için her ülke iki ülkenin... Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Hürriyet Meydanı'na taşınan Özgür Kadın Heykeli ve Meriç Nehri'nin temizlenmesi konusunda Yunanistan ile yapılan işbirliği toplantısı hakkında açıklama yaptı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, geçtiğimiz günlerde Hürriyet Meydanı'na taşınan Özgür Kadın Heykeli için yapılan eleştiriler ile ilgili açıklama yaptı. Gürkan şunları söyledi: "Ben kadınların tartışmalarının heykel üzerinden değil de kadınlara şiddet ve kadın cinayetleri için kadınların bir araya gelmesini tercih ederim. Bence doğrusu bu," dedi. Ben kadınların tartışmalarının heykel üzerinden değil de kadınların kadına şiddete ve kadın cinayetlerine ortak tepki anlamında bir araya gelmesini tercih ederim ve beklerim. Bence doğrusu bu. Taşkınlar ve Meriç Nehri'nin temizlenmesinin gündeme getirildiği Meriç İşbirliği toplantısı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Gürkan, Meriç Nehri iki ülkeyi de ilgilendirdiği için iki ülkenin ortak kararlar alması gerekiyor. Hem Yunanistan hem Türkiye tarafında Meriç Nehri'nin yatağının temizlenmesi konusunda kesin bir mutabakata varıldı, dedi. O tabii her iki tarafta üst makamlara iletecekler toplantıda alınan kararları. Çünkü Meriç Nehri sınır oluşturan bir nehir olduğu için her ülke iki ülkenin ulusal boyutta bir karar alması, hükümetler nezdinde bir karar alması lazım. Ama iki tarafta da hem Yunanistan tarafında hem Türkiye tarafında artık Meriç Nehri'nin yatağının temizlenmesi, Meriç Nehri'nin üzerinde oluşmuş 64 tane adacığın temizlenmesi konusunda kesin bir mutabakat var. Tabi bundan sonrası işin artık prosedür tarafı. Ben bu prosedürün de kısa zamanda atlatılacağına inanıyorum. Edirne'deki sivrisinek sorununa da değinen Gürkan, pazartesi günü sivrisinekle ilgili halka açık bir seminer düzenleyeceklerini ve bu seminere Almanya'da sivrisinekle mücadelede çok başarılı olan bir vakfın temsilcisinin katılacağını söyledi. Pazartesi günü biz belediye olarak önemli bir çalışma yapıyoruz Edirne için. Ben Edirne ilindeki tüm ilçe belediye başkanlarını da davet ettim. Yine Yunanistan ve Bulgaristan'dan da belediye başkanları gelecek. Sivrisinekle mücadele konusunda Almanya'da bir vakıf var. Kar amacı gütmeyen bir vakıf, KAPS diye. Almanya'dan o yetkilileri getirtiyorum. Pazartesi saat 10'da sabah Ticaret Sanayi Odası'nda halka açık bir seminer yapacağız. Ve ondan sonra da biyolojik mücadeleyle sivrisineği tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil ama halkı rahatsız etmeyecek düzeye düşürmek istiyoruz. Tüm basın mensubu arkadaşları da oraya bekliyorum. Edirneliler de bekliyoruz. Pazartesi sabah saat 10'da Edirne Ticaret Sanayi Odası toplantı salonunda.